Bu köprümüzde tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü Fatih Sultan Köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü Marmaray Avrasya Tüneli ve şimdi de işte burada özellikle Çanakkale'de 6. köprüyü açıyoruz. Fakat unutmayın 140 yıl önce Sultan Abdülhamit Han az önce ifade ettiğim o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı. Ve o hazırlıkları yapmıştı. Osmanlı'nın ardı ardına yaşadığı savaşlar sebebiyle hayata geçirilemeyen Abdülhamit Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmekte bize nasip oldu. Tabii 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle de farklı anlamlar taşıyor. Ve şimdi de Hamdolsun Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. Köprümüzün isminin başındaki 1915, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı Kule yüksekliği 318 metrede Martın 18'ini ifade ediyor. 3 Mart ayı, 18 bugün. Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2.023 metre ise Cumhuriyetimiz'in kuruluşunun 100. yılı olan. 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir. Ecdadımız bir asır önce burada Çanakkale geçilmez sözünü kanıyla tarihe nakşetmişti. Neydi o? Haçlı hilal mücadelesiydi. Ve ecdadımız kınalı kuzularıyla Gazi Mustafa Kemal'in riyasetinde, paşanın riyasetinde o kınalı kuzularla, Seyit Onbaşılarla, evet Çanakkale geçilmez demiş ve burada tarihi yazmıştı. İşte o Çanakkale'deki mücadeleyi verenlerin torunları olarak bugün biz burada mıyız? Buradayız. Ama biz şimdi bugün başka bir adım atıyoruz. Biz de işte 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü açıyoruz. İnşa ettiğimiz bu köprüyle Ecdadın mirası aynı mesajı mühendisin ve teknolojinin imkanlarıyla tarihe yeniden kazıdık. Ve az önce Güney Kore Başbakanını dinledik. Heyecanını gördünüz değil mi? Aşkını gördünüz değil mi? Ve Kore herhangi bir anlaşma şu bu yokken o zaman da işte bizim büyüklerimiz ne yaptılar? Kore'de savaşa gittiler. Ve orada şehit olanlar oldu. Şu anda orada kabristanları var. Kore'ye gittiğimizde hep o kabristanı ziyaret ederiz. Ve Bunlar sıradan bir olay değil. Bunlar aşktır. Ve aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. İşte hep beraber şu anda Kore ile attığımız bu adımlar inşallah en kısa zamanda ticaret hacmimizi inanıyorum ki 20 milyar dolara çıkaracağız. Ve yatırımlarıyla köprülerimizdeki bu dayanışmayla adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını dosta düşmana gösterdik, gösteriyoruz. Hiç şüphesiz Burada sadece bu köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Bugün köprüyle birlikte Malkara'dan Çanakkale'ye kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolunda açılışını gerçekleştiriyoruz. İş bilenin kılıç kuşananındır. Türkiye'nin en yoğun araç güzergahlarından birisi olan bu yolda Lapseki Gelibolu arasında feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen Ardından bir buçuk saatlik bir yolculukla karşıya geçilebilen bir yerdi. Şimdi aynı yolculuk 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden sadece 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye? Yapar mıyız? Beraber yapar mıyız? Evet. Eyvallah.